Belgesi. Şimdi size yeni gelen preview özelliğini göstereceğim. Öncelikle toolpath oluşturuyoruz. Ben oluşturmuştum. Daha sonra stoğu oluşturuyoruz. Bounding box olarak. Prosedür diyorum. Prosedürün içinden raft spirali seçiyorum. Ve burada geometri tuşunun altından part surface'lerimi işaretliyorum. Orta tuşla çıktım. Boundary'lerimi boundary'den en alt yüzeyi seçerek orta tuşla çıkıyorum ve takım menüme girerek bir takım oluşturuyorum. Oluşturacağım yeni takım milling takımlardan bull takım 20 R2. Boyunu biraz uzatıyorum takımımın. Okey diyorum ve çıkıyorum. Şimdi burada dikey adımlarımı 1-1 ve yanal adımlarımı da 10-10 olarak değiştiriyorum. Ve hesaplama yapmadan evvel preview özelliği dediğimiz özelliği açıyoruz. Gözlüklü tuşa bastım ve remaining stone yanında kalan tuşa tekrar bastım. Gördüğünüz üzere bu kadar kısa ve hızlıca simülasyon sonunda eğer bu takım yolunu işletirsek bize hangi talaşın ne kadar nerede talaş kalacağını gösteriyor. Bunu şeffaf olarak da görebiliriz. Nerede ne kadar girmiş, ne kadarını girememiş. Veya rengini de değiştirebiliriz. Takımımın köşelere giremediğini görüyorum. Bakın burada fazla talaş kalmış. Ve 1 milimetre downstep verdiğim için merdivenlerin ne kadar çok olduğunu görüyorum. Gözlüğe basıp çıkıyorum ve buradaki downsteplerimi onda 1, vertical steplerimi onda 1 olarak değiştiriyorum. Tekrar gözlüğe basıyorum ve tekrar gelip remaining stoğa baktığım zaman gördüğünüz gibi takım yolunun değiştiğini görüyoruz. Daha küçük bir takım yaratsaydım, o zaman da ne gibi bir değişiklik olurdu? Ona da bakalım. E10 Antmil çapı 10 olan yeni bir takım tanımlıyorum. Ve tekrar gözlüğe basarak nelerin değiştiğini görüyorum. Bakın buralara daha rahat girmiş ve daha az talaş bırakmış. Ve bunları hiçbir işleme yapmadan, hiçbir hesaplama yapmadan buluyorum.